Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün incir reçeli yapacağız. İncirlerimizi topladık böyle. Güzel, çok ezilmeyen, hafif sarı olan incirleri kullanacağız. Bunlar daha lezzetli oluyor. Böyle yıkadım, tertemiz. Böyle dört parçaya böleceğim. Böyle daha lezzetli oluyor. Böyle. Çok yumuşak olanları yaparsanız içinde erir gider. Ama böyle hafif sarı olanları yaparsanız daha lezzetli oluyor. İçinde erimez. Rengi sarı olur. Çok güzel. İncirlerimizi parçaladık. Şimdi şekerimiz var. Onu da koyacağız böyle. Bir tane dolusu böyle. Evet, yarı yarıya şekerle incir koyduk. Bir su bardağı su koyup ve bunu kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, reçelimiz kaynıyor. Bunun içerisine biraz margarin atacağım. Bir yarım kaşığı limon tuzu atıyorum. Ve bu biraz daha kaynayacak. Bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor. Evet, reçelimiz kaynadı. Ben bunun üzerine bir tülbent saracağım. Ve 3-4 gün güneşte bekleteceğim. Üzerini böyle bir eşarpla böyle sıkı sıkı bağlayacağız. Ve bunu güneşte bekleteceğiz. Evet, reçelimiz kaynattık. 3 gün güneşte beklettik. Ve bunu şimdi kavanozda alacağız. Evet, harika gözüküyor. Şimdi bunu kavanozlara dolduracağım. Güneşte beklettiğimiz zaman hiçbir bozulma olmaz. İstediğiniz kadar saklayabilirsiniz buzdolabınızda. Bakın,
reçellerimiz harika gözüküyor. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olun lütfen. Beğen yapın, yorum yapın. Destek amaçlı lütfen.